Merhaba, hoş geldiniz. Bilsart olarak Ferhat Özgür'ün Aşık Kadınlar isimli video işinin yer aldığı sergiye bu ayın 19'una kadar ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de sergi kapsamında sanatçı Ferhat Özgür ile beraber sanat tarihçisi, yazar, eleştirmen Nergis Abıyaba bize ev sahipliği yapıyor. Birlikte konuşacaklar yani bugünkü açılışta. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü size bırakıyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Bilsart'a. Şimdi yani artık Mart ayındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan bir dolu etkinlik var. Onlardan bir tanesi de burada aslında. Tabii her zaman için hani bunun sadece Mart ayında değil her zaman olması gerektiğini söyleyerek hani bir başlangıç yapmak istiyorum. Bence şu anda hani Türkiye'de video sanatının istikrarlı ve etkili isimlerinden bir tanesinin Ferhat Özgür'ün bir çalışmasının önündeyiz. Çünkü hakikaten video sanatının tarihine baktığınız zaman Ferhat çok eski dönemlerden itibaren çeşitli işleri olmuş. Bu Aşık Kadınlar başlıklı çalışmaysa 2013 yılında İsveç'teki kişisel sergisinde gösteriliyor. Daha sonra İrlanda Modern Sanatlar Müzesi'nde de aşk temalı bir başka kapsamlı sergide yer alıyor. Burada da daha sonradan Senkron'da geçen yıl, Senkron'da gösterilmiş merdivende. Fakat ilk kez kişisel bir iş, kişisel bir sergi olarak tek başına bir sanatın da özelliği olmak üzere burada tekrar gündeme gelmiş oluyor. Evet, 12 dakikalık bir çalışma bu. Bence süresi çok ideal bu arada. Çünkü hani oturup başından sonuna kadar hiç dikkatini dağıtmadan izleyebileceğiniz böyle bir çizgisi var. Hakikaten tabii bir yandan da belki bu bir saat olsa da izleyebilirdim kendi adıma. Çünkü beni çok gerçekten çizgide tutan, çok ilgimi çeken bir şekilde dinledim bütün bu konuşmayı. Tabii izlerken bunun yarı kurgu, yarı gerçek bir çalışma olduğunu düşündüm ve aslında bu kişilerin hani Ferhat'ın etrafında gördüğü kişiler olabilir mi acaba diye kendi kendime düşünürken daha sonra Ferhat zaten ablası olduğunu söyledi. Şimdi biraz buradan girelim. Neden bu insanların bu üçlü özel diyebileceğimiz konuşmalarını bir sanat eseri olarak bize sunmak istedin. Biraz bilgi verir misin? Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir seri çalışmanın devamı diye bakabiliriz aslında bu videoya ama öncesinde belki şeyden başlayarak biraz arka plandan yani buraya gelene kadar başka işlerden sonra bu iş, önceki işlere nasıl eklemleniyor, ne tür bir sosyo-politik zeminden hareketle bu işleri yapıyorum. Belki ondan bahsetmek iyi olabilir. Ben Ankara kökenli bir sanatçıyım. Bütün lisans eğitimimi ve lisans üstü eğitimimi, akademik deneyimlerimi Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'a 2010 yılında göç ettim. Haliyle 2010'dan sonraki hani üretimleri dahil etmezsek bir anlamda böyle kendi kişiliğimi oluşturduğum bütün işlerin temel arka planını Ankara coğrafyası oluşturuyor. Ben orada tam böyle Altındağ bölgesinde bir anlamda hani Cumhuriyet'in temel kalesi, işte modern ulusal mimarinin temel taşlarının bütün sembollerinin harmanlandığı bir bölge Altındağ bölgesi. Ankara Yarı Açık Cezaevine nazır bir sokakta doğdum ama hemen karşısında işte bu ulusal mimarinin yaşayan örneklerinden Ankara Hastanesi var. Yani hastane ve hapishane arasında sıkışmış bir sokakta doğup büyüdük. Bu sokağın çok önemli bir şeyi var. Benim erken dönem üretimlerimde bir sosyopolitik güdeleyici etkisi var. Şöyle ki Yarı Açık Cezaevi, Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan ve Yusuf İnan'ın idam edildiği bir cezaevi. Biz ve bu idamlara tanık olduğumuzda yani 7-8 yaşlarındaydık. Hemen karşısındaki Ankara Hastanesi'nde de böyle kan revan içerisinde acile gelen, hayatlarını kaybeden bir sürü hastayı, kazazedeyi görüyorduk. Yani bir tarafta mahkumlar, bir tarafta kazazedeler, hastalar diyoruz. Travmatik bir, sürekli bir travmaların olduğu
bir reality show'a tanıklık eden bir sokaktı orası. Bu sokaktaki kadınların yan sokak burası. Bu sokaktaki kadınlar haliyle o coğrafyanın, yani o bölgenin bütün sosyopolitik fukaralığı, ondan sonra baskıları, yoksullukları, zorunlu evlilikleri, başa çıkamadıkları evlilikler, işte parçalanan aşklar, her türlü bugün de yani kadınların temel problemi olan, yani bütün kadın haklarını içine alabilecek temel problemleri neyse, o zamanlarda da özellikle o sokağa özgü bir şey vardı. O kadınların güçlü duruşları beni çok etkiliyordu. Yani benim çocukluğum ve ergenlik yıllarım kendi ayaklarının üzerinde duran, bütün güçlüklere direnen güçlü kadın imgesiyle, imgeleriyle, güçlü kadın figürlerini görerek geçti. Bir parça böyle 2000'li yıllarda fotoğraf ve videoya ağırlık vermeye başladığım dönemde ben bu kadınlara çok kendimce sahip çıkma sorumluluğu hissettim zaman içerisinde. Ve yani şöyle diyebilirim, hani neden bunlar deyince, çünkü bunlar temelde çok öznel hikayelerini anlatıyor olsalar da bu hikayelerin kendilerinden çıkıp Türkiye coğrafyasının halen süre giden travmalarına, kadın haklarına sesleniyor olmalarıyla onlardan evrensele uzanan bir hikaye örgüsü nasıl kurabilirim düşüncesinden hareketle hikayelerini dinlemeye başladım. Sonra bu hikayeleri kayıt altına almaya başladım ve yakın tanıklıklarım, çünkü içinde doğup büyüdüğüm ortam, bunlar çok benim de yakından hissettiğim, yani bu tür travmaları kendimin de yaşadığı, travma ne kadar doğru bir sözcük bilmiyorum ama üzerimizde çok şey etkisi oldu, bunların yıpratıcı etkisi oldu. Bunları bir tür kayıt altına alma girişimi diyebilirim. Bir yandan iş çok tabii güçlü ve çok aktivist bir tarafı olduğunu düşünüyorum ama bir diğer yandan da aslında Ferhat'ın neredeyse bütün işlerinde gördüğüm, bu arada Ferhat'ın gördüğüm ilk işi, ben çok gençken, daha gençken yani ve 20 yaşında filanken sanırım Hallelujah işini görmüştüm. Böyle bir kentsel dönüşüm evinin, yani kentsel dönüşmüş bir binanın önünde bir kadının Hallelujah şarkısına eşlik ettiği başörtülü bir kadın imgesi vardı ve çok enteresan bir şekilde hiç ayrılamadım o eserin önünden, videonun önünden ve gülmeye başladım. Yani Ferhat'ın bütün işlerinde içindeki bütün hani aktivist tarafa rağmen beni çok güldüren bir taraf var. Belki bu hani gündelik yaşamın içerisinde de hani güldüğümüz bazı şeyler vardır. Komik olmayan ama hani aslında buna biraz kara mizah diyeceğim. Yani bir Oğuz Atay kitabında da bunu bulabiliriz belki. Senin işinde de bulabiliriz aslında. İşlerinde de bulabiliriz. Sen normalde de zaten mizahi tarafı güçlü bir insansın. Mesela bunun da herhalde büyüdüğün yerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyleri biraz tiye almandan da bahsedebilir misin? Bu sende nasıl gelişti? Mizahı temelde sorunlu coğrafyaların, hani sorunlu anlatıları yumuşatan bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Biraz sinemada şöyle bir şey gözlemliyordum. Bir ergenlik yaşlarında itibaren sinemayla çok yakın bir ilişkim oldu. Orada böyle en şeyde, en depresif, en duygusal, en romantik filmlerde bile yönetmenlerin bir yerde bir mizah duygusunu, bir yerde izleyiciyi hafifleten bir öykü olarak, ama hani öyküyü de bir taraftan, öykünün yapısını da bozmadan, mizahtan hiç kaçmadıklarını ve mizahın bir iyileştirici gücü olduğunu gördüm. Onu kasten de yapabildiğim ölçekte bütün işlere bir anlamda yedirmeye çalışıyorum ama hani bir mizah sömürüsüne de girmeden. Buradaki öyküyü yaklaşık 12-13 episod diyebiliriz. Böyle 12-13 bölümlük bir öykü vardı burada. Benim ablamdan çok uzun zamandır dinlemekte olduğum öykülerdi. Komşularıyla birlikte. Ve onlardan 8 tanesini seçtik. Buraya almadıklarımız da var. Yani inanılmaz derecede şey, matrak öykülerdi aslında. Ama bir taraftan da hani bir çocuk gelinin başından geçen öyküler ve o
bu mizahı, mizahi şeyiyle kendince yani onu mizahi bir dilde bu travmaları, bu acıları hafifletmiş. Artık onun için bir komediye dönmüş bu gerçeklik şeyi. Hepsi gerçek ama kendisi de bir taraftan mizahlaştırıyor. Dolayısıyla ben hani olanı anlatmasını istediğimde mizah kendiliğinden belirmeye başladı. Zaten ablanın olduğunu öğrendikten sonra, Ferhat'ın ablası olduğunu öğrendikten sonra o mizahın aslında zaten hani genetikte bir şey olduğunu anladım açıkçası. Çünkü hani farkındaysanız ablasının olayları doğaçlama bir şekilde canlandırma yöntemi, yaptığı taklitler, hani o vücut dili, kullandığı sesi vesaire zaten oldukça hani teatral bir şekilde gerçekleşiyor. Bir yandan tabii üzerinde ev sahibi olmanın rahatlığı da var. Yani evi, orası onun evi ve diğer iki kişi de onun akrabaları muhtemelen. Yani komşusu olan kişiler kendi evinde olmanın rahatlığı içerisinde aslında hani Ferhat'ın o mizahi gücünün aileden de geldiğini burada hani bu videoyla anlamış oluyoruz bence. Bir taraftan beni çok şaşırtan mesela kocası Deli Ömer'den bahsederken dişlerini ya da kolyesini böyle rölik, kutsal rölikler gibi ortaya çıkaran aslında hala bütün o şiddete rağmen yani anlattığı bütün hikayede şefkat ve şiddet arasındaki o tuhaf geçişlilik ve aslında bütün olayın bütün hani bizim bakışımızla hakikaten kabul edilemez taraflarına rağmen hani sever de döver de diyen başımın üzerinde yani ne dedin onu işte başımın üstünde olsun. Başımın üstünde yeri var diyen hani yanımda olsun yeter diyen o içselleştirilmiş kadınların da kendi kendine özellikle sosyoekonomik olarak belli hani durumlarda yani o içinde olduğun şeyden başka bir çıkışın olmadığında bunu kabullendiğin ve aslında bunu normalize ettiğin çünkü aslında başka bir seçeneğinin ve başka bir dünyanın senin için mümkün olmadığını bildiğin zaman yaşadığım bir duygu bu. Bu hani aslında bu kadınların suçu da hiçbir zaman değil. Sadece buradaki karakterler için söylüyorum. Genel olarak bu söylemlerin aslında insanların birçok durumunda başka bir ihtimali olmadığı veyahut olmadığını düşündüğü bir çaresizlikle gelişen bir tarafı var. Dolayısıyla burada da aslında üç kadın karakteri de farklı. Mesela bir tanesi bence zaten hani daha çok ilişkisi daha iyi gibi duruyor. Hani özellikle daha genç olandan bahsediyoruz. Çok da fazla yorum yapmıyor. Bir diğeri aslında o da çocuk gelin ama çok da aslında kocamı sevmedim diyor. Yani hani sevmediğinin ve onun ona iyi olmadığını kabul etmiş. En azından bunu kabullenmiş bir karakter. Ama esas bu filmin başrolündeki Beyhan karakteri orada hani hakikaten böyle bir nasıl meşrulaştırdığını, nasıl bunu normalize ettiğini bize anlatıyor. Bir de demin söyledim ki hani ben bazılarını almadım buraya. Hani bu elemeyi neye göre yaptın? Yani burada mutlaka bir aile hani hassasiyetleri de söz konusu muydu? Çünkü mutlaka bir sansür olmuştur orada. Bir otosansür olmuştur, bir şey olmuştur. Otosansür uygulamayan sanatçı yoktur. Bir taraftan da yani karşı tarafa duyduğumuz bir saygı var. Yani onun da gösterilmesini istemediği sahneler var. Hani bu kadar ifşa bir reality pornografisine, bir gerçeklik pornografisine dönmemesi de gerekiyordu. Oralarda tabii ki bir yani sansür demek çok da doğru değil. Yani çok sakıncalı şeyler de değil ama hani istemediği noktalar oldu. Mesela ben size burada şeyi söyleyeyim. Biraz ortalığında hani mizah katmak açısından işte eşinin adı Ömer olduğu için ben ona Ömer'den bahsederken sürekli Ömer der dediğimde ablam bana sürekli azarlardı. Ona Ömer diyemezsin, o senin enişten. Enişte diyerek saygı duymamı beklerdi. Öyle bir sahne vardı mesela benim devreye girdiğimde onu aldı. Çünkü orada biraz küfür de ediyor bana falan. Bu tür şeyler var. Biraz daha yaşadığı, daha depresif, şiddet dozunun arttığı çeşitli sahneler var. Yani şiddete maruz kaldığı durumları anlattığı sahneler var. Onları almadık açıkçası. Hem kendi hassasiyeti hem de dediğim gibi o bir tür böyle şiddetle gerçeklik pornografisi beni de biraz şey yapıyor. Bir noktada tutuyor açıkçası. Yani çalışmalarında zaten senin ev içi, domestik yaşam çok karşımıza çıkan bir öğe. Aslında bu da özellikle hani kadınların tarafını gördüğümüzü düşündüğüm çalışmalar bunlar. Yani bize çoğunlukla kadınları gösteriyorsun, erkekleri değil. Bu bir tercih, bilinçli bir tercih belli ki.
Neden bize kadınların tarafını gösteriyorsun? Yani ben senin hani gerçekten bir tarafıyla son derece feminist içerik ürettiğini düşünüyorum. Sonuçta feminizm sadece kadınlara özgü bir alan değil. Erkek sanatçılar da feminist olabiliyor. Dolayısıyla hani sen neden böyle bir seçim yapıyorsun ve bize niye erkek hikayeleri değil de daha çok kadın hikaye anlatıyorsun? Ya da mesela artık erkek hikayeleri anlatmak da istiyor musun? Çok teşekkür ederim bu güzel soru için. Hani özel tartışmalarımızda da değil mi böyle saatlerce evet. konuşabileceğimiz evet. Bir konuydu. Gerçekten çok bilinçli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yaklaşımı belli bir bilinç çerçevesinde yaptığımı söyleyebilirim. Benim gördüğüm, yanılıyorsam hani beni düzelt. Türkiye'de ve genelde dünya ölçeğinde de böyle. Türkiye'de kadın sorunlarını görsel sanatlar anlamında hani söylüyorum. Kadın sorunlarını, kadın haklarını sadece kadınların sahipleniyor ve dillendiriyor, görselleştiriyor olmasından duyduğum bir rahatsızlık var. Buna bir erkek sanatçı olarak eklemlenmek istiyorum. Eklemlenmek istedim açıkçası. Yani kadın hakları için yürüyen, ondan sonra kadınların sorunlarını sanatsallaştıran ya da dahil eden erkek sanatçı figürünün olmadığını görüyorum. Böyle bir eksikliği de gördüğüm için o eksikliğe bir anlamda yani temel ağacını dökmeye yardımcı olabilir miyim dedim. Diye düşündüm. Mesela birkaç yıl öncesinde Kadıköy'de bir şey işte kadın cinayetleri konusunda şeydi. Kadın cinayetlerini boykot eden bir kadın grubu yürüyor. Öldürülen kurbanın adını hatırlamıyorum ama. Hangisi olduğunu hatırlamamız mümkün değil bence. O kadar çok ki yani. Ben de o şeye sosyal medyadan o cinayeti kanayan bir paylaşım yaptım. Kadın sanatçı arkadaşlarımdan bir tanesi şöyle yazmıştı. Siz erkekler artık bir susun. Konuşmayın demiş. Bilmiyorum yani bu sorunun kadın sorununun erkekler tarafından sahiplenildiğinde çözümünün çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani hani kadını kadının sahiplenmesi, işte kadın haklarını kadınların konuşuyor olmasından sadece onlara ait bir mesele gibi dayatılıyor olmasından da bir parça rahatsızım. Bilmiyorum, o yüzden ben senin zaten pro-feminist olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında yani sadece kadın ve erkek değil, bu iki cinsiyetin dışında kalan bir takım cinsiyetler de var ve artık hani feminizm dediğimiz şey zaten hani sadece kadın haklarını da kapsayan bir şeydi. Bunun içerisinde queer hakları var, non-binary bireyler var. Hani bu gerçekten oldukça değişen ve gelişen bir tanım ve bir yandan da aslında temel sorun toksik maskülinite. Yani ya da erkek şiddeti ya da işte hani bunun toplumsal cinsiyet dediğimiz şey. Dolayısıyla aslında belki bir gün bir erkek hikayesi anlatırsan da eminim yine pro-feminist bir gözle bunu ele alacaksın. Yani ben senden hep öyle bir etki alıyorum. Çünkü bence bunlarda temel bir benim için önemli olan şey mesela hani sanatçı, erkek sanatçıların bir kadın resmi yaparken ya da bir kadın hikayesi anlatırken male gaze dediğimiz şeye yani o erkek bakışı farkında olmadan yedirmeleri bir sorun. Ben sende böyle bir müdahale görmüyorum. Benim için mesela bu hani senin çalışmalarını feminist yapan bir öğe. Çünkü eğer öbür türlü evet şimdi kadınları kurtarmalıyız şeklinde bir bakış görsem hani hakikaten bundan rahatsız olurdum diye düşünüyorum ama sende bir kendiliğinden ve doğal gelişen bir şey var. Hani kamerayı tutuyorsun ve yönlendirmiyorsun. Yani yönlendirdiğini düşünmüyorum burada. Tabii yani şey hani bu bir üçlemenin devamı gibi düşünebiliriz. Bir tanesi 2006 yılında yaptığım burada Gar sergisinde, Ankara'daki Gar sergisinde sonra İstanbul'a taşındı. Dört parçada, dört projeksiyonlu bir videoydu. Orada banyo yaparken ağlayan kadınlar vardı. Dört bir figürden yıkanırken ağlamalarını istemiştim. Sonra 2009 yılında Metamorfoz Muhabbet adlı bir başka video. Orada da annemin ve ikisi de merhum oldu. Komşusunun kıyafet takasını gerçekleştirdikleri bir performanstı. Ondan sonra Aşık Kadınlar adlı üçleme eklendi. Bütün bunlar da yani dediğin gibi ben temel bir akışı veriyorum. Metoyu bir bağlamda konuşmaları gerektiğini söyledikten sonra tamamen doğaçlama olarak gelişiyor replikler. Yani ezberlenmiş, şurada şunu söylemedin tekrar çekelim dediğim bir şey
yapmıyorum hiçbir zaman. Hmm. O işin doğallığını çok bozuyor. Hmm. Dolayısıyla birçok muhabbet doğaçlama gelişiyor. Bu arada bir diğer yandan da aslında şeyde şunu da gördüğümüzü düşünüyorum. Mesela bazı cümlelerde hani ben kadınım ama işte Hindistan'dan nefret ediyorum diyor mesela bey. Yani bunun gibi hani bir takım ya da işte kadın kadının kurdudur falan gibi kadınların da kullandığı bazı hani cümleler işte ya da yani benim gerçekten bu çok hani kişisel bir şey söyleyeceğim ama hakikaten kadın arkadaşlarımdan duyunca irkildiğim bir şey. Yani kadınlar zaten bunu çok yapar bana. Ben erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Kadınlardan şunu görüyorum. Hani gibi cinsiyetçi şeylere yani ben duyuyorum açıkçası ve her duyduğumda şaşırıyorum. Bu videonun içerisinde de var. Benim duyduğum kişiler yani eğitim ya da sosyoekonomik olarak çok daha farklı bir yerden gelseler de aslında söylemlerin çok da değişmediği yani toplumsal cinsiyetin sadece erkekler tarafından da uygulanan bir şey değil. Zaman zaman kadınlar tarafından içselleştirilen ve uygulanan bir şey olduğunu da bize bir tarafıyla gösteriyor bence bu çalışmada. Doğru. Bir, evet. Yani bu da başka bir tarafı veçesi diye düşünüyorum çalışmanın. Evet, bir diğer merak ettiğim bir şey aslında seninle ilgili. Bir yerde şöyle bir şey diyorsun, aşık kadınlardan bahsederken, mahrem olanın kamusallaşması hani aslında işte gösteri dünyasında son derece pornografik ve gerçeküstücü biçimde gerçekleşirken, sanatın gerçek olana müdahalesindeki samimiyetin aciliyeti olan bir mesele olduğunun altını çiziyorsun. Bunu böyle anlatıyorsun. Üzerine düşündüğüm ve tartıştığım bir konu olduğu için bu kısmı biraz açmanı rica edeceğim. Sence sanatın gerçek olana müdahale edebilecek bir gücü var mı? Ya da böyle bir sorumluluğu var mı? Çok zor bir soru. Yani gerçek alana müdahale edebilme. Yani böyle bir sorumluluğu var mı sanatın? Hani yapılan işlerin, sanatın hani böyle bir gerçekliği değiştirme gibi bir sorumluluk alması gerekiyor mu sence? Ya da bu... Hani... Gerekiyor. Gerçekten gerektiğine inanıyorum. Hani sanatın... bunu bir sosyal katılım bağlamında düşünmüyorum tabii. Öyle bir disiplin var. Yani katılımcı sanat dediğimiz gerçekten hani bir eyleme ondan sonra... işte boykota, direnişlere evrilmiş, onu sanat formatında bir anlamda hani gösteriyi, bütün direniş hareketlerini bir sanat formatında benimsemiş bir hareket var. Yani onların bütün amacı gerçekliği dönüştürebilmek, bir sosyal sorumluluk alanı olarak sanatı yeni bir boyutla tanımlamak. Ama öteki türlü daha pasif bir direniş de var. Yani bunu ben fotoğraf ve videoyu da böyle bir pasif gerçeklik direnişi olarak hani düşünüyorum. İzlediğim birçok videoda yani beni etkileyen birçok sanatçının video ve fotoğraf çalışmalarında da hani gerçekliğin kaydı, sonra da o gerçeklik üzerinden gerçekleştirilen, önerilen çözüm önerileri. Bunların da çok etki alanları olduğunu düşünüyorum. O açıdan hani sanatın her daim kendi ölçeğinde bir sosyal sorumluluk meselesi olduğunu düşünüyorum. Ama hani benim sosyal sorumluluklarım biraz iki boyutlu ortamda gerçekleşiyor. Yani şu çerçevenin içerisinde, fotoğraf karesinin içerisinde. O anlamda hani belki avantmen arkadaşımızı da zikrederek diyebilirim. Hani ben bunlar aracılığıyla biraz kendime aktivistim. Yani sokakta eylem yapmak değil de o eyleme bunlar aracılığıyla katılmak. Zaten ondan bahsettim. Yani evet. Hani sonuçta senin zaten her zaman politik bir çizgin olduğu da kesin. Yani bütün bu işin de politik bir tarafı olduğu da kesin. Dolayısıyla hani zaten aktivist bir özelliği var senin üretiminin. Hani en başından beri gördüğümüz şey bu. Fakat bunun hani hep düşündüğüm bir şey bu benim. Yani bir sanatçı hani kendi dünyasında olanı hani bir şekilde gerçekleştirerek aslında aktivist sanattan uzak da bir üretim yapabiliyor ama senin tercihin aslında bu noktada biraz o değişecek dünyanın bir parçası olmak ya da o dünyanın değişebilmesi için bir adım atmak oluyor. Ama bir yandan da mesela hani gerçekten biz böyle bir videoyu hani üç kişinin konuştuğu, doğallıkla konuştuğu bir videoyu aslında izleyip hani oradan bir şey çıkarabiliyoruz, oradan bir sonuç elde edebiliyoruz ve anlıyorum ki senin hani çocukken de büyüdüğün hani ortamda bu muhabbetler oluyordu belki etrafında ve
burada herhalde birazcık o çocukluğundan itibaren altında anlattın ama hani senin toplumsal cinsiyeti sorgulama ya da bunu eleştirme, bakışın ne zaman gelişti? Yani bütün bunlar senin için nasıl oldu? Şeyde, tam söylediğine ek olarak Rancière'in o sözünü unuttum ilk açıklamamda. Rancière hani Jacques Rancière şeyi söylüyor. Daha iyi bir dünyayı, daha doğru bir adalet sistemini öneren dünyayı tasarlaması anlamında bütün sanatlar politiktir diyor. Hı. Yani politik sanat olması için politik göstergeler, politik ögelerin kurulması değil. Yani sanat olarak zaten daha iyi bir dünyayı arzuladığı için bütün sanatlar politiktir diyor. O anlamda hani dediğin biraz... Aslında onu kastettim yani. Hani politik sanat gibi yani değil de... Politik yani olmak sanatın... politik kodları kullanma zorunluluğunu gerektirmiyor. Zannederim 2000'lerden sonra hani... Bizde feminist tartışmalar, kadın meselesi, cinsiyet belası, Butler'ın deyimiyle bize çok sonraları gelmiş tartışmalar hani biliyorsunuz. Henüz çağdaş sanatın ondan haberdarı mutlak mı mutlak yetişmişler. İtiraz edeceğim burada. Ha, yok mutlak mı mutlak. Benim ilgi duyduğum noktalarda hani 2000'lerde başladı o. Birazcık da dünya sanatına Türkiye'nin hani eklemlenmeye başladığı sırada dünya sanatını sıcağı sıcağına takip etmeye başladığımız süreçte canlı kanlı örneklerini gördükten sonra bir etki tepki ilişkisiyle bu konulara ilgi duydum diyebilirim. Aslında bu da enteresan bir konu. Yani sen bu konuyu açtığın için buradan gireceğim. Yani aslında hani Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren Kadınlar Dünyası gibi pek çok derginin çıktığını, o dergilerde kadın erkek toplumsal cinsiyetin tartışıldığını ve Cumhuriyet kurulduktan sonra hani aslında kadınlara bir hak verilmeden öte kadınların o hakları aldığını biliyoruz. Yani aslında Osmanlı'da çok güçlü bir, Osmanlı'nın son dönemi çok güçlü bir kadın hareketi var. Pek çok şey yapılıyor ve sonrasında da aslında 70'li yıllarda da var. Yani biraz bunların üzerinde çok durulmadığına katılıyorum. Bunlar gündeme getirilmiyor. Bunlar hani bilgi olarak üretilen şeyler değil. Çoğu zaman bu çalışmalar çok da üzerinde durulmamış. Mesela Serpil Çakır'dı. Zannediyorum onun böyle bir Kadınlar Dünyası dergisini mesela oradaki feminist tartışmaları Türkçeleştirip Osmanlıca'dan böyle bir kitap yayınladı mesela ama bu kitabın kendisi bile çok yeni bir kitap yani bütün bu bilgi üretimi aslında çok sonradan oluyor ama 70'li yıllarda Türkiye'de de bir feminist sanat görüyoruz hani dünyayla gayet hani eş zamanlı bir feminist ama kadınların sanat var. Gözünden. Ama kadınların yaptığı yani erkeklerin bunun bir yani mesela şunu da söyleyebilirim bu da başka bir örnek. Mesela benim hani fark ettiğim bir şey hani sanatçı kadınları monografik olarak çalışanlar hep kadınlar. Yani böyle bir liste yaptım. Bildiğim 30 tane sanatçı kadını çalışmış sanat tarihçiyi yazdım. Bunların iki tanesi erkekti. Biri Taha Toros. Evet. Diğeri de Asım Mutlu. Diğer benim yani 30 taneden 28 tanesinin kadın olduğunu fark ettim. 28 çalışmanın kadınlara ait olduğunu fark ettim. Niçin hani sanatçı kadınları da hani kadınlar çalışıyor? Yani sen bir sergi hani, yapıyorsun yakın zamanda değil mi? Mesela bunu hani evet yani evet. O da yine bir 8 Mart etkinliği olarak ortaya çıkacak bir şey. Hani sonraki aylarda bakıyorum mesela hani galerilerde sergi açan kadın sanatçıların listesiyle erkek sanatçıların listesi yani sayısı arasında bir fark oluyor her zaman. Hani hakikaten o aslında şey meselesi, ayrımcılık meselesi devam da eden bir şey. Yani şurada gördüğümüz toplumsal cinsiyetle aslında bizim dünyamızda gördüğümüz toplumsal cinsiyet arasında ben çok güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Hani çok da aslında bir biçim değiştirmediğini düşünüyorum. O anlamda bunu burada tartışmak da hakikaten birçok anlamda bana iyi geliyor. Peki niye öyle sence? Ben sana sormuştum. Yani 30-40 çalışmanın hepsi kadın meselesi üzerine kadınlar tarafından yapılıyor. Kadın sergileri, kadın küratörler tarafından yapılıyor. Yani kadınların baskın olduğu bir söylem alanı var. Bu mesele bizimdir çünkü biz kadınız, bize aittir. Böyle bir baskınlık mı var acaba? Yani mesela Judy Chicago sahiplenme. Evet. Yani mesela Judy Chicago'nun işini düşünelim. Yemek daveti, dinner party 1974'te başlıyor, 79'da bitiriyor onu. Niçin yapıyor? Çünkü Judy Chicago, Chicago Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim alıyorken zaten orada bir bütün dönem boyunca Avrupa'nın entelektüel tarihi diye bir ders
derste, 30 derste de erkeklerin konuşulduğunu, son bir derste hocanın şimdi hani kadınları konuşacağız dediği halde kadınlar mı hiç de bir etkileri olmadı demesi üzerine aslında Virginia Woolf'tan ya da işte pek çok Amerika'da ya da Avrupa'da kadınların da etkin olduğu isimleri 13 kişiyi öne çıkararak bir iş yapıyor. Dolayısıyla bu ayrımcılık ya da mesela şey düşünelim işte çok ünlü mesela sanatın öyküsü kitabını düşünelim. Herkesin okuttuğu bir kitap değil mi bu sanat tarihi bölümlerinde? Gombrich. Bunu okutuyor, yani şey yazıyor ve 54 dile falan çevriliyor bu kitap. Bu kadar dilde hani okutulan bir kitabın içerisinde baktığımız zaman 80'li yıllara kadar, bu arada Gombrich bu kitabı 1950'de falan yazmış ve 80'li yıllara kadar güncellemiş. Fakat güncellediği halinde bile bir tane sanatçı kadın var. Yani o da Kate Kollwitz. Onu da artık yazmazsam olmaz, ayıp herhalde. Almanya hani orada da bir Almanlık damarı tuttu diye düşünüyorum. Bir tane sanatçı kadın var ve başka hiç yok. Ve bunu ben yıllar sonra ben yıllar sonra fark ettim. Pop art kısmında bile koymuyor yani, mesela. Koymuyor. Pop art'ı koyuyor, orada bile yok. Yok mesela. Yani hani bir, her zaman feminist olan birisi olarak ben bile bunu üniversite bittikten sonra fark ettim. Ya burada niçin hiç kadın yok falan diye. Dolayısıyla aslında hani bence bütün bunlar birbiriyle çok bağlantılı geliyor bana. Ama konumuzun ekseninden çok da çıkmak istemiyorum. Yine biraz konuyu senin üretimine getirmek istiyorum. Çünkü bu konu yani saatlerce konuşabiliriz ve hani gerçekten bitmez. Ama biraz daha şu senin için mesela şu söylediğin bir cümle var. O benim çok ilgimi çekti. Burada diyorsun ki bir yerde... Özellikle taşra ve varoş yaşamında yaygınlık kazanan kadına özgü kişisel dramlar olarak tarif ediyorsun ya bu meseleyi. Peki sence taşra ve demin konuştuğumuz şeye geri döneceğim. Bu sadece taşra ve eğitimsizlik meselesi mi? Yoksa aslında çok eğitimli, çok sosyoekonomik olarak iyi durumda olan kadınlar ve erkekler arasında da bu tarz şeyler hiç mi yaşanmıyor? Ya da onları göstermek mümkün mü? Mesela sen bunu yakından şiddete uğradığını bildiğin, işte tırnak içerisinde bir iyi durumda olan, işte iyi eğitimli bir profesör birine sorsan, sence sana izin verir mi böyle bir şey çekmene? Yani burada bu izin verme hali, bu kendini açma haliyle. Şey mi mesela, yani böyle bir kavganın, şiddetin daha eğitimli bir ailede olduğu bir ortamda çekmek istesem izin verir mi? Alabilir miydin sence? Ya da bunlar paylaşılıyor mu? Yani şöyle bir şey, benim onunla öncelikle tamamen bir empati kurmam gerekiyor. Yani bunlarla da hani bilimlerini yaptığım kişilerle de şöyle gelişmiyor olay. Elime kamerayı alıp hadi konuşun sizi çekeceğim demiyorum hiçbir zaman. Yani bu belli zamana yayılıyor, evriliyor, konuşuluyor, bir hemhal olma durumu oluyor. Ve karşılıklı bir güven atmosferi, onu neden yapmak istediğime yönelik bir karşılıklı hani itimat oluştuktan sonra bir mutabakat bu. Hani onlar bunun gösterileceğini biliyorlar, dolaşıma gireceğini biliyorlar. Yani teşhir edeceklerini biliyorlar. O bu kabullenmeden sonra çekiyorum. Belki öyle bir egzersiz tanışıklıktan sonra çok daha elit alandaki aile içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti vesaireyi de çekmem söz konusu olabilir. Bilemiyorum ama ben o kesimle çok ilgilenmiyorum açıkçası. Daha yakın tanıdıklarımın hikayelerini yansıtmaya çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. Bunu ben Stockholm'daki kişisel serginde gösterilen bir işti bu. Oradaki ziyaretçilerden, yani İsveçli, bir İsveç diyoruz hani bir de, böyle demokrasinin 1500 olduğu bir yerde. Orada bir kadın şey dedi, bunlar bizde de oluyor dedi. Mutlaka. O zaman çok şaşırmıştım hani. Mutlaka, tabii. Bize çok yabancı değil dediğinde, demek ki hani elit şiddet diyorum ben ona. %100. Bir şey. Yani bu üçüncü sayfa haberleri de hani gördüğümüz ya da işte bugün hani... Onlar yansıtıldığı için öyle biliyorum, evet, değil mi? Evet, ama aslında şiddetin işte özellikle hani eğitim ve işte olanaklar arttıkça şiddetin paylaşılamayan bir şey olması meselesi de var. Yani şiddeti dışarıyla paylaşmak, bunları açık açık, bu arada tabii bir yandan da çok da farkında da değil. Yani şöyle tabii değil, hani bunun nasıl algılanabilir, normal onun için, hani hala aşığım diyor. O yüzden aşık kadınlar zaten, hani hala çok seviyorum, keşke olsa diyor, hani keşke, hani
Bir de bir bazı yerlerde gerçekten çok güldüm. Mesela diyor ki akşam 7.30'da içmeye başlar. 1.30'la 2.30 arası en tehlikeli olduğu, sanki böyle bir türden bahsediyor. Hani böyle bir şey bir tür, böyle yeni bir hayvan, hani nasıl diyeyim, böyle bozkırda böyle bir hayvan türü gibi bir şey. Orada gerçekten hani gerçekten böyle bir şaşırdım ve dedim ki hani bu böyle hep bir... Hep o saatte dayak yiyor. Hep o saatte hani o saatlerini biliyor. Evet. İşte bu saatte içiyor, bu saatte en tehlikeli olduğu zamanı, uyanırsa yandık. Hani ona göre tetikte yaşıyor. Aslında evin içerisinde yani ölüm korkusuyla da yaşadığını tahmin ettiğim. Evet, evet. Ama bir yandan da hayatta kalma korkusu da yaşayan ve bir yandan tabii çocuk büyüten. Yani çocuk gelin ve aynı zamanda kendi çocukları da olan, belli bir düzeni hani tırnak içerisinde olan, o düzenden kopamayan vesaire, böyle arkada fotoğrafı var herhalde. Hani bir yerlerde. Dolayısıyla böyle izlerken hakikaten bana bir noktada şu olduğunu düşünmüyorum mesela. Buradaki mevzunun işte belki ilerleyen işte o şey zamanlarda insanların eğitim aldıkça vesaire belki farkındalıkla paylaşamadıkları şiddet söz konusu. Ama aslında şiddet birçok zamanda ve birçok formatta yani. Sadece şeyde değil, fiziksel de değil. Sadece orada demek istediğim şey, hani bunu sen istesen bile belki seninle bu şekilde herkesle bunu bu şekilde paylaşmayacak bir sınıfsal bir durumda söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki de senin kişisel olarak böyle zaten kendi hayat hikayenden, kendi hayatı, otobiyografik bir iş sonuçta bu bir yandan da. Yani birçok işte böyle bir özellik var, evet. Evet, kesinlikle böyle bir şey söz konusu. Evet. Evet Ferhat, yani genel olarak hani ben senin işlerinde her zaman şunu da söylemek istiyorum. Mesela şimdi biz burada geldik, konuştuk. Bir izleyici buraya geldiğinde seni de bilmiyorsa, Ferhat Özgür'ün tipini, şimdi yüzünden ve burada ablanın yüzünün arasında benzerlikler var. Hani bakınca anlıyoruz ama bu akrabalığı anlamıyorsa, geldiğinde mesela bir izleyici hakikaten bunun bir kurgu olduğunu da düşünebilir. Öyle bir atmosferi var çünkü. Yarı kurgu, yarı gerçek. Yani neden öyle? Bir hani hem çok iyi bir oyuncu olduğu için bence hani o anlamda kurgu gibi duruyor. Sonuçta sen bunu aslında hani seni tanımayan bir izleyici için yaptın ve o izleyici geldiğinde bunun bir kurgu olduğunu düşünebilir. Bu durumda da aslında senin hikayeni bilmeden de senin bir şey yarattığını düşünebilir. Sence mesela bu teatral bir şey yaratmanın senin açından bir sorun olabileceği noktalar var mı? Yani bu seni yaratmış olduğun bir şey olsaydı, tamamen kurgusunu yazıp çizdiğin bir şey ve izleyici bunu böyle algılasaydı, bu etkiyi bırakır mıydı? Yani soru işareti oluşur muydu izleyicinin? Mesela buraya geldi, bunu izledi, bu konuşmayı dinlemedi, seni tanımıyor. Dışarıdan bir gözle geldi, izledi ve hani çıktı. Bunun bir kurgu olduğunu, bir film olduğunu düşündü. Yani hakikaten bir Zeki Demirkubuz filminden bir hani şey kesit olduğunu düşündü. Ama o kurgu bir gerçek hikayeye dayanıyorsa mesela, yani o zaman ne olurdu? Diyelim ki yani bu replikler profesyonel bir üç tiyatro oyuncusuna verilseydi, onlardan bunlara oynamasını isteseydim, hani etkisi ne olurdu? Onu bilemiyorum, ne çıkardı bilemiyorum ama ya kurgunun da çok sakıncalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her bir öykü mutlak bir gerçek yaşanmışlığa dayandığı için belki çok daha etkili de olabilirdi. Yani o zaman hani benim bir yönlendirmem devreye girecekti, benim bakışım devreye girecekti. Yani böyle oyna, şöyle oyna dediğim durumlar devreye girecekti ama o işte benim film yapmak istediğim noktalarda olabilecek bir şey. Yani gerçekten bir senaryoya, bir repliğe bağlı kalarak yapacağım bir filmde olabilecek zaten bir şey. Zaten bunu sanat... Bilemiyorum o etki ne olurdu böyle olsa, öyle olsa, yapıp görmem lazım. Yani bunu bence çağdaş sanat videosu haline getiren de zaten aslında bu. Yani bence en azından hani senin gördüğün, tanıdığın insanları kamera tutma isteğin, yani bunun sanatsal bir meseleye dönüşebilme dürtün bence seni sanatçı yapıyor zaten. Çünkü bunları yaşayan pek çok insan var. Bir sürü, hani gerçekten çoğunluğu yani dünyanın. Fakat bunun bir sanat
konusu haline gelebileceğini düşünme herhalde. Burada sanatçı devreye giriyor. Çünkü aslında burada senin yani işte modernist anlamda öyle bir zanaat ya da deha, yani bütün bunların olmadığı, aslında zaten bunları sen çok tiye de alan bir tarafın var. Üretiminin tamamı sanatçı dehasını ve modernist bakışı tiye almak üzerine kurulu bir şey. Dolayısıyla ben burada da bunu görüyorum. Aslında sanatçılık bunu fark edip, bunu bir burada bir mesele olduğunu fark edip ve aslında bu oyunculuğu da fark edip onu kameraya almak senin için belki bir yerde, hani senin sanatçılığın böyle, yoksa istesen çok da güzel hani atıyorum resimle yaparak da bunu anlatabilirsin ama hani burada bir tercih söz konusu ve işte işi de çağdaş sanat noktasına çeken, filmden başka bir tarafa alan noktada bu diye düşünüyorum. Ben şeyi yani birçok yerde de böyle tekrarladığım bir şeyi söylüyor gibi olacağım ama ben insanları hep öykü görüntü olarak dinliyorum aslında. Hani kiminle konuşursam konuşayım yani kadın meselesi olsun, başka meseleler olsun, yani o bir siyasi bir mesele olabilir, her türlü mesele olabilir. Kişiler benim için aslında oynuyorlar kendi hallerinde. Yani herkes, her öykünün potansiyel bir dönüştürülebilirliği var. Ben onları görüntü olarak dinliyorum. Öyle olduğumu fark ettim. Yani öyle hareket ettiğimi fark ettim ve sonrasında karar vermem gerekiyor. Tamam, bunu çekeceğiz. Bu da öyle gelişti aslında. Evet. Dinleye dinleye, görmeye başladım sonucu ve bir gün bir karar verdik. Bunu çekeceğiz dedik. Böyle oldu. Yani ben çok iyi bir gözlemci olduğunu düşünüyorum her zaman ve iyi bir dinleyici olduğunu düşünüyorum genel olarak da. Herhalde çok da dinledin zaten bu hikayeleri, bu öyküleri dinledin ve onu daha sonra sanatsal bir bağlamda ele almak istediğini düşünüyorum. Bu gözlemcilik ve işte mizah da oradan geliyor bence. Yani muhtemelen büyüdüğün ortamda bu taklitlerle işte gündelik hayatında bütün sıradanlığında, yani bu işlerde hakikaten çok sıradan bir şey var bence. Soap opera. Çok, hani, yani evet çok sıradan bir tarafıyla. Aslında. Ama bir tarafıyla da çok sıra dışı geliyor bana. Bu ikilik çok ikircikli bir şey ama insanı herhalde şeyde tutan, çizgide tutan, izleyici olarak merak ettiren bir tarafı diye düşünüyorum. Şeyin de çok etkisi olduydı. Yani çok uzatmadan söyleyeyim. Bu 90'larda özelleşmeye başlayınca özel televizyonlar, özel kanallarda böyle şey gibi, çığ gibi çoğalan reality show'lar. Yani herkesin kendini teşhir ettiği, açıktan teşhir ettiği bir şey var böyle, pornografi var. Onların çok etkisi oldu üzerimde açıkçası. Yani bunlara o anlamda bir reality show ve soap opera karışımı, bir öykü kurgusu gibi bakabiliriz. Öyle bir şey yaratma nasıl olabilir dedim. Peki bir soru daha, mesela video izlerken benim çok düşündüğüm bir başka şey. Mesela 12 dakikalık bir video yapmışsın. Yani isteseydin yarım saat de olurdu mesela bu. Daha uzun işlerin de var. Ama genellikle senin işlerin böyle biraz daha sanki bu şeylerde gidiyor, sürelerde gidiyor. Bunun hakkında ne demek istersin? Yani video işleri mesela kaç dakika maksimum izlenebilir bir hani izleyici açısından baktığımızda? Neden? Bu bir tercih mi yani, ya da süre senin için ne kadar önemli? Tercih olmuyor. Hani kısa tutayım, ondan sonra kimse bunu izlemez, şu sürede tutarsam izler. Süreyle ilgili gerçekten hani hiçbir şekilde bir ön karar olmuyor. Yani onun bitmesi gereken bir nokta var. İşte kurguya girmesi gereken bölümler var. Orayı attığımızda kalan süre onun ideal süresi oluyor. Burada göstermedim. Göstermeyi düşünüyordum ama sonra vazgeçtim. En son yaptığım işlerden bir tanesi 45 dakika mesela. Yani bir saate uzananlar da var. Yani onun kendi bitmesi gereken bir süre var. Ama sen de biliyorsun hani şeyin, Matthew Barney'in 6 saatlik videoları var. Hani ben hani oturuyorum onu, ne bileyim 2 saatini falan izledim yani. Dolayısıyla şeyim var. Kutlu Stan Douglas'ın, Londra'da denk geldiğim bir video sergisinde Stan Douglas'ın 12 saatlik bir videosu vardı. Ama galeri 8 saat açık. Şey, bir grup müzisyen büyük bir kayıt stüdyosunda. Yaklaşık hani 20-30 kişilik bir şey. Belki 20-30'dan 10-15 kişilik bir müzisyen grubu. Yani kamera şeyden başlıyor, kayıt stüdyosundan. Bunlar bir parçayı çalıyorlar doğaçlama. Klavyesi, gitaristi, davulu. Kamera tek tek bunları dolaşıyor. Biz 12 saat boyunca
bu parçayı sürekli loop olarak bitiyor, başlıyor. Yani bitip başlamıyor. Devamlı aynı parça. Ama zaten belli bir kısmını izlediğin zaman hani video kendini gösteriyordur muhtemelen. Öyle yani. İşlerde evet bence de. Ama yine de hani böyle bir o çizgide tutmak kolay bir şey değil. Çünkü şöyle düşün. Bir mesela karma bir sergide, grup sergisinde hani her videonun önünde 10 dakika durduğun zaman zaten hani 3 saatinde falan galeride geçirmek durumunda kalabilir. Birazcık ona da haksızlık olarak bakıyorum. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum ama yani bir... Tuval şahesinin önünde de geçenlerde böyle birkaç yıl önce yapılan bir araştırmada müze ziyaretçilerinin sanat yapıtları önünde maksimum 12 saniye geçirdikleri hesaplanmış, evet. Ölçülmüş. Yani video da yok burada. Hani işte Louvre'a gidiyorsun. Louvre'da bir resmin önünde hani yarım saat durumunda görmedim. Yani bir süre sonra o resimler de insanın üstüne geliyor. Tabii. Yani almak istediğimiz yapıtın önünde hani ben saatlerimi geçiriyorum tabii. Açıkçası. Şimdi Douglas Garden'ın Psycho'su 24 saat. Hani ben onu Tate Modern'de gördüğümde hareket etmesini bekliyorsunuz. Hmm. Hani Hitchcock'un filmini 24 saate uzayacak şekilde yavaşlatılmış bir versiyonu. Psycho'yu izliyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor. Psycho'dan bir saniye denk geldim. Yani işte o şeyi düşünmüyorum hani Tate Modern'de şimdi benim bu videonun karşısında o kadar kişi durmaz, hemen yan tarafa geçer. Video izleyici kaybetti endişesi. Bilmiyorum, duymamak lazım. Çünkü tabii anlıyorum. Son zamanlarda hani benim çok düşündüğüm bir şey, bir izleyici olarak özellikle video ağırlıklı bir sergiye gittiğim zaman eğer başından sonuna kadar izleyeceksem hani onu hakikaten beni çok tutması gerekiyor önünde. Aynen. Öbür türlü hakikaten çünkü belli bir gün, o gün mesela belki bir saatimi o sergiye ayırmışsam hani bazı şeyleri seçerek izliyorum. O yüzden mesela burada bunu tekrar sadece burada izliyor oluşumuz bence iyi bir şey. Mesela böyle alanlarda zaten hani bir saat de izleyebilirsin. Çünkü sadece bir tane işi izlemeye gelmişsin ve onu görebiliyorsun. Ama öbür türlü böyle biraz imkansız bir izleyici sanki hedefleniyor gibi hissediyorum. O yüzden de burada olmasını çok kıymetli buluyorum bu işin. Ve sana teşekkür ediyorum bu sohbet ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa belki soru alabiliriz. Evet. Hüseyin. İlk defa izledim burada hocam. Eser aklımızda tam haklı denk geldi. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Kadın hikayeleri dediniz. Fakat ben burada kadın hikayelerinden çok bunun bir erkek hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen erkeklerin çekildiği, işte bizim vefat ettiği yerlerini bilmiyorum ama hala baskın bir şekilde hayatlarda yer ettiğini ve onların işte bütün eylemlerinde kurmuş bir hayat var. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar öznesi oldular kendi hayatlarının ve bu mizahla bu kadar işte sizin dediğiniz gibi gerçeklikten bu kadar çok gerçekçi olduğu için yani o baskının o kurdun çok gerçekçi olduğu için belki bir kaçış gibi, belki bir şeyin içini görür. İkincisi bu erkek sanatçı, kadın sanatçı falan hani bizde yazılarda falan şey yaparken çok tereddüt ettiğimiz bir şeylerden bir tanesi. Kadın sanatçı mı diye yazalım, sanatçı mı yazalım diyoruz. Bazı kadın sanatçılar evet, kadın sanatçı dememiz gerektiğini söylüyorlar. O açıdan tereddüt ettiğim zamanlar da oluyor yani. Belki kadın sanatçı dediğimiz zaman o oluşa ait bir estetiği ve politiği vurguladığımız için böyle bir şey diyebiliriz. Belki sanatçı demek gerekiyor. Ya da işte bu daha böyle erkek şeyde yapıyorsa bir erkek sanatçı ya da onu ifşa etme adına erkek sanatçı diyerek de şey yapabiliriz. Yani hani eserlerinde falan şeylerinde o erkekliği falan şey yapıyorsa belki öyle bir yazılarımızda ya da şeylerde kullanabiliriz. Bu açıdan bir de diğer tarafı aşk konuşmadık. Buradaki aşk neredeydi yani kadınların aşkları falan dedi ama hani buradaki aşk öyle şeyi mi yapmamız gerekiyor? Kabullenmek mi ya da tamamen diğer hanımefendinin yaptığı gibi nefret ediyor yani gerçekten. Hiçbir aşk var, hiçbir şey yok, nefret ediyor. Buradaki aşkı gibi belki biraz şey yapmamız gerekiyor. Duyguyla akıl arasında bu şey de biraz problemli gibi geldi bana. Bu kadar kötülük, yani ciddi anlamda bir kötülük var aslında gördüğüm kadar şey yaptım ve burada
bir katlanmamız mı gerekiyor? Yani bu zaten belki benim bir problemlerimizden bir tanesi. Şimdi katlanmamız mı gerekiyor? Buradaki katlandıktan yani yıllar geçtikten sonra belki o şeye, o sıradanlığa ya da o şeye mi biz bir şekilde bağlanıyoruz ve bu bir şekilde değişmeyecek bir şeymiş gibi haline geliyor. Yani artık hiçbir şey değişmeyecek ve devam edecekmiş gibi ona mı bir bağlılık var? Bütün bu şey, süreç. Sizlerle konuşurken, videoyu da izlerken bunlar aklıma geldi. Yani belki bir katkı, belki işte 24. bir şeyler söylemeye çalıştık. Çok teşekkürler senin katkın için. Çok sağ ol. Aslında görünmeyen erkekler var değil mi? Hani kadınlar anlatınca karakterler görünmüyor ama iki tane de erkek var. Görmediğimiz kocaları var. Yani yokluklarıyla bile aslında domine ediyorlar değil mi? Yani hani o hayatta yoklar artık fiziksel olarak ama o bir şekilde varlıkları devam ediyor ve aslında hani Deli Ömer yine aslında bir başrolde burada. Hani yine de onun başrolde olduğu bir şey. Aşk değil, evet yani işte aşk cinayeti mesela ne kadar kötü bir tabir değil mi? Yani hani evet, bu iki kelimeyi yan yana getirmek ya da sen bu videoyu çektiğin sıralarda sokaklarımızda aşk örgütlenmektir, pankartlarımızda kartları atıyorduk ve hani aşkın ne olduğu, yani eşitlik yoksa aşkın da olmayacağı filan, hani aslında hiç de böyle aşkın kör kütük bir şey olmadığı, mantığın da orada gayet olduğu, olması gerektiği, yani duygu dediğimiz şeyin de aslında hani başa dönecek olursak o anlamda olması gerektiği, belki bu biraz jenerasyon ve işte eğitimle birlikte aslında üzerinde düşündüğümüz şeyler. Hani yoksa hala bizim gazetelerimiz aşk cinayeti diye şey atıyor ama oradaki olayın aşk olmadığını şu an hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani biri birini öldürebiliyorsa ona aşık falan değildir zaten yani. Hani falan. Hani kullandığımız terminoloji, dil o anlamda çok önemli. Sana hazırladığım sorulardan bir tanesini söylemeyi unutmuşum. Bu tanıklık meselesi aslında biraz. Yani bu hani Milan Kundera'nın Yaşam Başka Yerde romanında bir cümle var. Çok beni etkilemiş, böyle bir pankartmış. Bu daha doğrusu sokaklarda 68 olaylarında falan böyle bütün duvarlara yazılan bir cümle. Madem ki hatırlıyoruz, öyleyse tanıklık etmeliyiz. Yani bildiklerimizi kaydetmeliyiz. Kaydetmeliyiz. Yani o yüzden bu tanıklığın çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bir soru değil aslında. Sadece bende hani hissettirdiği şey, seni bir tanıklık ettiğin bir anlamda. Bu tanıklığı önemsiyorum açıkçası. Şey de var bu bağlamda. Onlar da istiyorlar konuşmayı. Yani onlar yani ben böyle bir şeyi önerdim de herhangi bir redle de karşılaşmıyorsun. Onlar da seslerinin çıkması için kamera karşısındaki bu oyunculuğu bir fırsat olarak biliyorlar. Seslerini duyurabilecekleri bir ortam olarak görüyorlar sanat aracılığıyla. Hani çok da pasif bir kabulleniş değil. Hani değil. Biz de evet istiyoruz, oynamak istiyoruz diyorlar. Hani. Tabii. Yani o tanıklığa destek olmak istiyorlar evet. Açıkçası. Evet. Ben de işte burada işte kadınların anlatılışınızı dediği gibi aslında erkekler hani başrolde, arka planda ama hani burada bir yaşanmış, işte ilişki yaşanmış, karı-kız hikayesi var ya da işte baba-kız hikayesi olabilir. Yani erkekle olan ilişkisel durumun hikayesinde işte travmalar var, aşk var, sevgi var. Tanıklık sözünde hani neden erkekler işte hani bu konuları dedik, feminizmini işlemiyor ya da bu cinayetlerin ya da sorumsal yanında olmuyor. Aslında orada onlar tanıklık edip her şeyi görüyor, yaşıyor, hani hem seviyor hem kızıyor fakat çünkü şey olamıyorlar yani, kendileriyle çelişiyorlar yani. Hem sevip hem döven, işte buradaki kişi de öyle aslında. Hem çok seviyor, kopamıyor. Yani böyle bir ilişki halinde çıkamaz bir sorun halindeler ama bu. Yani kabulleniş yok, ben de onu hissediyorum tabii aslında. Hani eğitimle ve işte burjuvazi elit kesimdeki şiddetlerde de yani bütün o ikili ilişkilerdeki şiddette aslında egolar ya da bencillikler ya da o statüler, kendi duruşları, vizyonları onlara bunu şey yaptıramıyor yani işte ortaya çıkarttıramıyor diye düşünüyorum. Çünkü o sorunlu açıklığı zaman ne olacak? Yani o statüsü işte bir yerde rektör, bir yerde müdür, bir yerde işte iyi bir konumda. Yani o zaman
kendini ezildiğini yaşayacak psikolojik, yani buna nasıl katlanır, nasıl kabul ediyor? İşte orada hep bir duygu ve yaşanmışlık şeyine, ben de biraz Ferhat'ı çok gözlemleyen, yani aşırı çocukken bile böyle her şeyi merak eden, izleyen, gözleyen bir yapıdaydım. Yani onlar hep bende böyle şey olur, böyle kafamda sürekli senaryolar, zihin hiç tutmaz, sürekli durmuyor. Yani o etki halindeyim, onu görüyorum ben de yani. Bu şekilde oldu ama çok güzel. Emeğine sağlık. Ben bunu 2 yıl önce hep bütün videoları izlemiştim seni zaten. Onu da izlediğimde de çok etkilenmiştim. Çok doğal. Ben hatta bunu anne gibi düşünmüştüm. Anne diye düşünmüştüm. Ama doğal olması zaten bizde yani sizin de dediğiniz gibi çok akışa çekiyor ve hani ben bunu kuvvetli saat izleyebilirdim. Çünkü kendimizden hep bir şeyler görüyoruz. Hani böyle hiç rol yapmacılık yok. Hani ekleme yok. Sıradanın dışında olmayı, aslında sıradanlık var. Tabii. Ve o anlamda çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun katkınız için. Evet, hakikaten bu, yani ben de mesela izlerken şey düşündüm. Böyle yıllar önce, çok küçük yaştan itibaren işte 6-7 yaşından itibaren böyle 15 yaşına kadar falan yazları gittiğim bir yer vardı. Böyle yazlık gibi ama değil, çünkü hani Tekirdağ'da bir yer, böyle denize uzak ve oranın yerel halkı yaşıyor orada. Teyzem orada yaşıyor ve hani yazları yanına gidiyorum ve her yanına gittiğimde oradaki insanlarla beraber zaman geçiriyorum. Teyzeler, işte ablalar vesaire ve onların konuşmalarını dinliyorum. Şimdi İstanbul'dan gidiyorum hani. İstanbul'da yaşadığım çevrede öyle bir şey hiç duymuyorum. Hani komşularımızdan da bunları duymuyorum vesaire. Oraya gidip o konuşma, mesela bunu izlerken onları hatırladım biliyor musun? Çünkü ben ilk kez orada hatırlıyorum yani. Orada duydum hani işte bu hem çok komik, yani çok, çok espriler, birbirleriyle çok dalga geçiyorlar ve aslında şiddeti mizahlaştırıyorlar da bir yandan. Ama bir yandan da hani bu tür ilişki biçimlerini, mesela o şeye gittim, o 10 yıllık hani çocukluktan da böyle gençliğe, o zamanki o bütün hani yazlarımın geçtiği sohbetler, yani çay içilir, işte yani bunları ben de dinlerim falan orada. Onu hatırladım, yani çok kişisel bir şekilde beni bir yerlere götürdü açıkçası. Hani o benim de yaşamımda hani tanıklık olduğum bir şeyi Ferhat hani sanat işine çevirmiş oldu ve ben bir rahatlamış oldum mesela bunu izleyince, hani içimde bir yerde evet unutmuşum mesela onları, hani hatırladım hani o muhabbetleri, kadınların bir araya gelip oturup sohbet ettikleri ve bunları konuştukları anları hatırlamış oldum. Evet, başka bir soru veya başka bir yorum, eleştiri her ikimize de. Yoksa... Doğru olması beni korkutuyor gerçekten de zaten. Yani bu 12 süre, 12 dakika sürede bütün şeyler şey yapıyor. Yani doğal olup da kendi içerisinde çok şey bilmiyor bu. Bu kadar doğal, evet, yaşamlar, konuşmalar falan, şunlar, bunları. Yani bu doğallığı sağlayan ne olduğunu ve bu doğallığın kendisi de problemli bir şey diye düşünüyorum. Belki burada gülebiliyoruz, eğlenebiliyoruz ya da işte kendimizi bulabiliyoruz şeylerde, kendi ailelerimizde yapımlarımızda, ama doğallığı da tekrar hani bir gözden geçirebiliriz ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Haklısın. Yani doğru, gündelik doğru, yaşam, yani gündelik zaman... yaşam performatif bir şey aslında. Tabii, tabii. Yani her zaman bir performans var. Hı-hı. Burada da bir performans mutlaka var. Yani doğallık. Tam bir doğallık mümkün mü? Hani zannetmiyorum. En ideal, en doğal olan değildir, katılıyorum sana. Evet. Yani müdahale evet. edilmiş doğallıklara ihtiyacımız evet. var değil mi? Hani evet. Yönetmeye, evet. bazen evet. yönlendirmeye. Evet. Çirkin de öyle. Üçüncü bir göz gibi. Yani biz de sanki odanın içindeyiz ve ben hiçbiri zaten ne kameraya ne size bakıyor. Yani orada da bir şey var. Yani bayağı içinde gibi orada olduğu o saatleri sizde geçirip dinlemişiz. Evet. Bir tanıklık da var yani. Evet, yani evet. Teknik açıdan da yani çekimi bilmiyorum nasıl konumlandı oldu da ama. Üç kamera var işte. Evet. Bir genel atmosferi çeken iki tane. Biri ben sağdayım, diğeri de solda. Üçü aynı anda çekiyor. Sonra onlar birleştirildi. Ama şöyle Hüseyin, hani dediğin noktada bazı noktalara tabii ki hani müdahale ettiğim şey, hani burayı bir daha söyler misin? Tabii. Yani şurası çok iyi olmadı dediğim, o doğallığa müdahale ettiğim yerler olmadı değil tabii ki yani. Burada çok komik olmadı, sesim biraz düştü. Hani bir de şöyle çekeyim dediğim noktalar oluyor tabii ki.
Evet. Evet. Çok teşekkürler. Ben de şey diyecektim. Tabii. Evet. Bu kadar doğal anlatıyor çünkü bu kadar da iyi öğrenmiş bunu. Evet, içselleştirmiş. Sen de şöyle bakıyorsun, nostaljik güzel bir anı gibi görüyorsun. Aslında işte, güzel değil ama yani nostaljik. Evet, hani böyle işte böyle bir nostaljik bir şeyi çağrıştırıyor ya, yani oradaki tereddütleri ben öyle düşünüyorum söylediğin şeyleri. Yani bu kadar doğal öğrenilmiş ve baktıkça öğreniyoruz mu acaba? Normalleştirmeyi de tetikleyen bir şey mi acaba? Evet. Ki bu normalleştiren şey şirketimizin yanmaz. Bu şirket tartışmaya açılmamız gereken bir şey. Tabii. Tabii zaten bir yerde hani hakikaten böyle bir işte gülüm hani diye çağırma, o ses tonu, sümbülüm, gülüm hani değişiyor. Hangi çiçeği seçip onu seslenme, yani bütün bunları hani öğrenmiş çünkü hani hayatının konusu da bu zaten. Hani ve çalışılmış bir şey bu tamamen hani. Evet, evet. Seçmek de şey yani. Ama bütün bunları tartışmaya açmak zaten mesele biraz. Yani bütün hani felsefe tarihinde de bunlarla dolu tartışmalar var. Hakikaten hani aşk nedir, şiddet nedir? Yani ya da işte ne zaman hani karşılıklı işte bir gerçekten ortak noktada buluşulur? Ne zaman bu o anlaşma yıkılır vesaire? Bütün bunlar zaten çok tartışılıyor. Toplumsal cinsiyet anlamında da tartışılıyor. Dolayısıyla bence hakikaten bu iş üzerinde de bütün bu soruları açabilecek, yeni sorular doğurabilecek bir takım donelerle dolu diye düşünüyorum bu video. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Ferhat, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Senin de.